19, 6, sene 1296, aşağıda Hüvel Hallar Külbaki, aşağıda El Merhum Vel Mağfur, aşağıda Hacı Ali Efendi Kerimesi, aşağıda Sıdıka Hanım'ın ruhuna, aşağıda Fatiha. Boş boş. Sene 1310. Mezarım üstüne bir taş. Olsun namazına kaş. Zeliller duana muhtaçız kardeş. Ki olduk hak ile yeksan. Altay'ın merhum Bekir Ağa oğlu Molla. Altta Ahmet ruhuna Fatiha. Denizli'deki tüm mahalleler, ilçeler dahil olmak üzere Osmanlı dönemi mezar taşları çalışmasını yürütüyoruz. Kültürel miras geleneğini taşıyan taşların envanterleme çalışmasını yapıyoruz. Bunlarda bazen Osmanlıca yazılar, kitabeleri okuyoruz. Bazen çok güzel boy ve damga işaretleriyle karşılaşıyoruz. Bazen herhangi bir yazı olmasa bile şekil ve form açısından incelediğimiz taşlar da oluyor. Yani mezar taşlarını kronolojik olarak incelediğimiz zaman definlerin sürekli olması, nesillerin birbiriyle bağlantısını kurmamız açısından çok önemliydi. Alan çalışmaları sırasında bizim en çok dikkatimizi çeken unsur halkın çok büyük bir ilgi duyması. Bizi en çok mutlu eden unsur da oldu. Hatta o kadar yoğun oldu ki insanlar yer biliyorlar ama emin değiller. Kim olduğundan emin değiller. Bizden rica ettikleri zaman biz gerçekten onların taşlarını okuyoruz. Çok seviniyorlar, bizlere de dua ediyorlar. Bizim için en büyük mutluluk da bu. Yani bizzat biz yerinde nesilleri birbiriyle kavuşturmuş oluyoruz. Ve o taşların birer kültürel miras olduğunu o insanlara bizzat yerinde öğretiyoruz. Ve bunun şöyle de bir etkisi olacak. Maalesef artık mezar taşları tahrip ediliyor. Kaçırılanlar ya da sergi amaçlı da değişik yerlere götürülenleri de duymaya başladık. Bizim elimizde bunlar belgelendiği sürece bu tür olayların daha az olacağını düşünüyoruz. İnsanlar birebir o taşlarla temas halinde olduklarını, onların kendi dedelerine ait olduğunu öğrendikleri zaman direktmen o mezarlıkların kültürel mirası olan eserlerimizin bekçiliğini, korumacılığını yapmış olacaklar. Mezar taşı çalışmalarından elde ettiğimiz sonuçları şöyle değerlendirebiliriz. Biz insanların geçmişte hangi işlerle uğraştığını öğreniyoruz. Meslekleri tespit edebiliyoruz. Müderrislerden demircilere, helvacılardan dokumacılara, İbrikçilere varıncaya kadar birçok meslek tespit edebiliyoruz. Ama en çok insanların ilgi duyduğu sülale lakapları. Bu sülale lakapları soyadı kanunuyla birlikte bazı ailelerde soyad haline gelmiş ama bazı aileler sözde kullansalar bile hani yazılı bir belgelerinin olmadıklarını söylüyorlardı. Bu sülale lakaplarının Osmanlı arşiv belgelerinde de devam ettiğini
tespit ettik. İsimlere baktığımız zaman eskiden kullandığımız Ahmet, Ali, Mehmet, Mustafa, Ayşe, Emine gibi isimlerin günümüzde gitgide azaldığını, bunların da bir değişim geçirdiğini üzülerek görüyoruz. 1928 sonrası Latin alfabesinin nasıl kullanıldığına yönelik de tespitlerimiz var. Hece bölmesi, kelimelerin yanlış yazılmasına yönelik. Biz bununla ilgili de bir yüksek lisans çalışması yapıyoruz. Meslekler, lakaplar, börekçi, çavuş, berber, abacı, hamal, hattat. Sordu içinizde Ali var mı? Yok. Ahmet var mı? Yok.